Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT Para Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Yeni günde borsadan, piyasalardan neler beklemek lazım konuşalım. ALB Yatırım Stratejisti Yavuz Ahmet Hacıoğlu bu sabah bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Sizi dinliyoruz. Günaydın Zeynep Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Siz geçen hafta yoktunuz. Epey kaotik iki hafta yaşadık. 29 Eylül diplerinden başlayan oldukça marjlı güçlü bir yukarı hareket vardı. O hareketin en derin düzeltmesini yaşamış olduk son iki haftada. Yaklaşık %20 kadar BIST yüz endeksi geri çekildi. Toparlanması da ancak oldukça hızlı gibi gözüküyor. Ben portföy yönetim şirketleri üzerinden, bireysel yatırımcılar üzerinden para girişini, özellikle tabii piyasalar üzerinden olan TEFAS üzerinden kolayca takip edebildiğimiz için oradan para giriş konusunu, çıkışı ya da işte ne tarafa gittiği konusunu takip ediyordum. Çıkışları olduğunu gözlemledik. Nitekim işte bir takım düzenlemeler de tabii tetikledi. İşte özellikle serbest yatırım fonlarını etkileyen Borsa İstanbul'un aldığı bir takım kararlar. Düzeltmeyi yaşadık. Şimdi nereye bakacağız? Yine bu sabah baktım TEFAS üzerinden. Portföy yönetim şirketlerinden çıkış oldukça azalmış gözüküyor. Kişi bazında çıkışlar dikkatimi çekti ama miktarsal olarak çok düşük çıkışlar bunlar. Ama şu var tabii, hani bir akım vardı. Şu anda o nötralize olmuş durumda, en azından bu içinde bulunduğumuz günlerde. Bunun yerine nasıl bir akış olur, nasıl bir motivasyon olur? Motivasyon muhtemelen 25 Ocak'ta başlayacak olan, Arçelik'le hatta başlayacak olan bilanço sezonu. Bilançolar hani nasıl gelir? Geçen sene Temmuz ayından itibaren malum biliyoruz, sanayi üretiminde düşüş eğilimi devam ediyor idi. Kasım verileri en son açıklandı, %1.3 kadar eksi. Dolayısıyla son çeyrek bilançoları bazı sektörlerde öncekiler kadar iyi olmayabilir ama iyi bilançolarımız da olacak. Ama bu ne kadar hani yatırımcıyı harekete geçirir, ne kadar bir parayı harekete geçirir, borsaya yönlendirir, bunu ancak izleyip göreceğiz. Teknik seviyelere bakabiliriz bu noktada. Nereye bakarız? 5300'e bakıyorum ben ilk olarak yukarıda. Geçilmesi halinde 5700 zirveleri gündeme gelir. Onun dışında dışarıda söyleyebileceğim ya da burada söyleyebileceğim, yani Borsa İstanbul'la ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Euro bölgesinde İngiltere ve Euro bölgesinin TÜFE rakamları gelecek yarın. Amerika sanayi üretimi rakamları gelecek yine yarın. Çin verileri geldi bu sabah. Hepsi beklentiden iyi geldi. Bir meslektaşımın yorumunu okudum, analizini aynı zamanda. Çin'de genelde hedefler hep tutturulur tırnak içinde gibi bir yorum yapmış. Ancak oradaki COVID vakaları can sıkıcı olmaya devam ediyor. Yani 900 milyon, 1 milyar gibi sayılardan bahsediyorlar. İzleyip göreceğiz neler olacağını. Başka söyleyebileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. Siz sorarsanız söylerim. Buyurun. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Yavuz Ahmet Hacıoğlu, ALB Yatırım Stratejisti bizimleydi. Dönelim Ebru Usta'ya. Ebru, tekrar günaydın diyeyim sana. Önce biz de Yavuz Bey gibi istersen genel bir piyasa toparlaması yapalım. Yeni günden neler beklemek lazım? Küresele baktığında, içeriye baktığında nasıl bir fiyatlamayla biz yeni güne başlıyoruz? Dün güne %0,57'lik artışla 5013 puandan başlangıç yapmıştı endeks. Gün boyu pozitif tarafta yer aldı. Kapanışta %4,5'a yakın bir artışla kapanmış oldu 5207 puandan. Bankacılık endeksinde alımlar daha yüksekti. %5'in üzerinde 5,3'lük bir yükselişle kapandı bankacılık endeksi. Geçen hafta Borsa İstanbul'un genelinde %6,5'luk bir kayıp görmüştük. Bunun bir kısmının geri alınmış olduğunu gördük dünkü %4,5'luk artışla. Sadece iki hisse, BIST yüz endeksinde sadece iki hisse eksi tarafta kapattı. Sasa ve ODAŞ hisseleri oldu. ODAŞ'ta EPDK'nın ceza ile ilgili açıklamalar var, haber akışları vardı. O tarafta %3'e yakın bir eksi de kapattı. Sasa'da da geçen hafta yaklaşık %15'lik bir yükseliş görmüştük. Dün itibariyle de %0,75'lik bir düşüş gördük. Hazinenin ihaleleri takip edildi piyasa tarafında. Bu tarafta 10 yıllık ihalesi vardı, 7 yıl vadeli ihale vardı, 2 tane ihale vardı. Bugün de bir ihale daha, bir bono ihalesi, bir de tahvil ihalesi var bugünkü gündemde. Evet, bir 11 aylık bir de 2 yıllık borçlanmaları izleyeceğiz bakalım. Evet, dün Amerika tarafı kapalıydı küresel tarafta.
Bu sabah Çin'den önemli verileri takip ettik. Beklentilerin altında bir büyüme geldi. Bu da bir miktar risk iştahını bozdu Asya'da. Bugün veri takviminde küresel tarafta ABD'de bilanço sezonu. Bilanço sezonu devam ediyor. Cuma günü açılmıştı bilanço sezonu. Bugün de önemli bankalardan Goldman Sachs, Morgan Stanley'in bilançoları gelecek. United Airlines'ın 4. çeyrek bilançosu gelecek. Ayrıca New York Fed imalat endeksini takip edeceğiz. Diğer taraftan Almanya'da ZIU beklenti endeksi takip edilecek. Bir miktar Asya tarafında Çin verileriyle negatif bir seyir olsa da bugün dün kadar değil ama daha zayıf bir açılış beklentisi var sabah fiyatlamalarında da. VIOP tarafında hafif artıda ve yatay yakın bir artıda görüyoruz VIOP'u. Şirket haberlerinde neler var Ebru? Yani böyle bir hikayeyle, evet, bir haber akışıyla daha hareketli olmasını beklediğimiz hisseler var mı bugün? Bugün aslında Halkbank'ın Halkbank'ın davası var. Evet. Dün de %10 yükseldi hisse. Dava etkisi, tabii haber etkisi de oldu. %10 tavan oldu Halkbank. Federal ve bölge istinaf mahkemelerinde Türkiye'ye ait kamu kuruluşu olduğu için egemen yabancı devlet dokunulmazlığı yasasına göre ABD'de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağını iddia etmişti Halkbank. Bununla ilgili yüksek mahkemede bir dava görülecek. Washington'da Anayasa Mahkemesi'nde bir duruşma olacak. Mahkeme itirazı kabul edip dava düşebilir. İtirazı kabul etmezse de Amerika tarafında duruşmalar başlayacak. Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Altek, Alarko Elektriğin üretim lisansı tadil talebi EPDK tarafından uygun bulundu. Ersan Alışveriş GES yatırımı ile ilgili sözleşme imzaladı. Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Global Ports'un 2022 yılında yolcu sayısının 2019 seviyesinin %83'üne ulaştığı ile ilgili kap haberi var. İmaj Makina ile ilgili bir haber var. Orta Doğu'da Mukim bir müşterisiyle sözleşme imzaladığı İmaj Makina $800,000 akreditifin ulaştığı bildirildi. Kimpur'un rigid sektöründe, sert köpük sistemleri sektöründe yer alan ürün portföyüne yönelik yaklaşık 340 milyon TL'lik bir yeni satış bağlantısı gerçekleştirdiği ile ilgili bir açıklama yaptı. Yeo Teknoloji, GES projesi için Türkiye'deki bir müşterisiyle sözleşme imzaladı. Diğer taraftan önemli bir haber akışı daha oldu. Astor Enerji ile ilgili halka arz büyüklüğü açıklandı. Geçen hafta talep toplanmıştı. Yarın da işleme başlaması bekleniyor Astor Enerji'nin. Çok büyük bir halka arz oldu. 2,63 milyar TL'lik bir halka arz açıklandı. Kapa yapılan açıklamada halka arz büyüklüğü 2,63 milyar TL oldu. 34,5 kat talep geldi, rekor. 90,5 milyar TL'lik toplamda talep. Açıklamaya göre 210 milyon TL nominal değerli payların 34,5 katına denk gelen 7 milyar 242 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar 60,9 kat, şirket çalışanlarına tahsis edilen paylar 1,03 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar 22,3 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5,8 katı talep geldi. Bireysele dağıtım oranı %1,6 seviyelerinde oldu yaklaşık. Toplamda 690.734 katılımcıya pay verilmiş bu halka arzda. Epeyce büyük bir halka arzı oldu. Hatta geçen hafta borsadaki düşüşleri bir miktar buna, evet, bağlayanlar olmuştu. Evet, açıklayabilirdi değil mi? Çünkü likiditeyi çok etkiliyor piyasada tabii. Evet, yarın işleme başlaması bekleniyor. Astor Enerji transformatör ve anahtarlama üretimi imalatı yapıyor. Bu şekilde de halka arz sonuçlarını paylaşmış oldular. Şimdi ayın 18'inde, yani bu hafta içerisinde işlemlerine de başlayacağını aktarmıştık Astor'un. Diğer tarafta yine aracı kurum raporları tarafına da geçelim istersen. Şimdi biz bu seneye başlarken de seninle yaptığımız yayınlarda dijitalde de ele almaya çalıştık. Öyle geçen seneki gibi her sene %200 getiri sağlayan bir borsa performansı kimse beklemiyor. O zaman da nasıl bir iş yapmak lazım? Daha seçici, daha taktiksel diye. Şimdi Yapı Kredi Yatırım'dan bir 2023 görünüm raporu geldi. Taktiksel esneklik ve seçici yaklaşım başlığını atmışlar. Kırılımlarını senden dinleyeceğiz. Hangi detaylar var dikkat çeken bu raporun içerisinde? 2023 görünüm raporu Yapı Kredi'nin bayağı da detaylı bir rapor. Sektörler bazında, hisseler bazında, küresel, yerli ekonomi tarafında da epeyce detaylı analizler bulunuyor raporda. Öncelikle küresel taraftan başlayayım. Çin'deki yeniden açılma temasına rağmen küresel merkez bankalarının niceliksel sıkılaşması ve tasarruflardaki azalmanın gecikmeli etkisinin sonucu olarak
küresel durgunluk risklerinin arttığı görüşünde Yapı Kredi Yatırım 2023 yılı için bahsediyorum. Makro verilerde özellikle ücretlerdeki artışı ve gerileyen ancak yüksek seviyelerini koruyan enflasyonun gidişatını takip edileceği, enflasyonun düşüş seyrini takip edileceği belirtilmiş. Küresel piyasalarda esas dibin yaz aylarında beklediklerini belirtmişler ve bunun özellikle değerli metaller, emtia ve gelişmekte olan ülke hisse senetleri için alım fırsatı yaratacağını düşünüyorlar. Virgül koyalım, borsa geldi, hemen açılış rakamını da verelim. 5223 puanda borsa açılışında %0.30'luk bir prim ekranımıza yansıdı. 15 puanlık bir artıdan bahsediyoruz borsa açılışı itibariyle. Ana endeks dediğimiz gibi yeni güne başlarken 5223 puan seviyesinde kırılımlarda neler var onları da aktararak devam edelim. Mali endekse %0.36, sanayi endekse %0.32 ve banka endeksinde %0.35'lik kazanımlarla borsa yeni günü karşıladı. Dün de bankalarda %4 ila 10 arasında değişen endeks bazında ise %5.32'lik bir artımız vardı, hatırlatalım. Turizm endeksi geldi ekranımıza, %0.15'lik bir alıcılı seyir burada da gözüküyor. Ulaştırma endeksi ise %0.05'lik bir yeşil ekranla karşımızda. Piyasa açılışı itibariyle dolar TL işlemleri 18.78-75'ten devam ediyor. Euro TL kotasyonlarında ise 20.33-24'teyiz diyelim. Gelişen ülkelerde kaldık, devam ediyoruz rapora. Küresel piyasalarda biraz önce de bahsettiğim gibi 2023'ün ilk çeyreğinde düşüş bekliyorlar. Ancak 2023'ün tamamı için küresel tarafta bir yıl öncesine göre bir miktar daha olumlu olduklarını belirtmişler. Ancak burada da yine taktiksel esnekliğin en önemli unsur olacağını belirtiyorlar. Yurt içi tarafta ise 2022'de BIST 100 dolar bazında %110 getiri sağlamıştı. MSCI Türkiye yaklaşık %135 yükselmişti. Reel getiri arayışındaki yerli yatırımcının artan ilgisinin tetiklediği bu yükselişlerin kar beklentilerinin yukarı yönlü revizyonlarla desteklendiğini belirtmişler. Öte yandan BIST 100 endeksinin 2022-2023 ortalama kar tahminlerini 6 FK ile benzerlerinin hala gerisinde olduğunu belirtiyorlar. Yüksek enflasyon, yüksek CDS yurt içindeki görece zayıflık makul kılsa da 2022 rallisi sonrasında bu yükselişlerin ardından bile mevcut değerlemelerin bir alarm vermediğini işaret etmişler. Seçici olmak kaydıyla önemli fırsatlar bulunduğunu BIST 100 endeksinde 2023 yılında da bulunduğunu belirtiyorlar. Tabii bu noktada seçimin ana belirleyici olacağını söylemişler. 2023'e girerken BIST için görece hala temkinli olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrası olarak piyasayı ikiye ayırdıklarını belirtmişler. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki yön arayışında takip edileceğini belirtiyorlar. Gündemde kalacak başlıkların ise mevcut eksi reel faiz ortamının hangi sürede ve ne hızla ortadan kalkacağı, enflasyondaki yurt içinde düşüşün kalıcı olup olmayacağı, dış talebin küresel durgunluk nedeniyle resesyon endişeleriyle zayıfladığı bir ortamda TL'deki istikrarın nasıl korunacağı, bu soru işaretlerine de yanıt aranacağı 2023 yılında yurt içinde önemli unsurlar olacak. Tarihi düşük yabancı ilgisi canlanabilecek mi? Bu da önem arz eden bir soru. Seçim sonrasına kadar bu seviyede kalmalarını bekleseler de 2023'ün ilk iki yarısının birbirinden anlamlı derecede farklılaşabileceğini söylemişler. Yılın ilk yarısında fiyatlamaların daha dalgalı olmasını bekliyorlar. Finansallar açısından ise ikinci yarının daha zayıf geçebileceğini de not etmişler raporlarına. Temel tercihleri model portföylerinde geçen yıl endekse relatif %32 getiri sağlamış model portföyleri. Daha defansif ve yurt içi tüketim temaları çerçevesinde Türkcell'i, BİMAŞ'ı ve Türk Hava Yolları'na eklemişler. Portföye girdikten sonra sırasıyla %135, %33, %10 endeks üzeri getiri sağlayan Kozal, Tüpraş ve Mavi ise portföylerinden çıkarmışlar. Genel olarak enflasyona karşı korunaklı duruş, zayıf TL sınırlı hassasiyet, düşük finansal borçluluk ve düşük beta özellikle yılın ilk yarısı için temel öncelikler. Bu kapsamda model portföylerinde bulunan hisseleri belirteyim. Coca-Cola İçecek, Ford Otosan, Aksa Enerji, Akbank, Otokar, Enka İnşaat, TSKB, BİM, Turkcell ve Türk Hava Yolları'ndan oluşuyor.
Şimdi geçen seneyi biz kapatırken borsa tarafında %196 getiri var dedik. En son almış olduğumuz konut fiyat endeksinde de %188 artış vardı Türkiye genelinde. Onu da belki hatırlatmakta fayda var. Orası daha yılı kapatmayan bir veri bu arada. Son verisini görmedik daha. Bir 17 saniye sonra diyor TÜİK verinin detayını en azından satış rakamları açısından göreceğiz. Fiyatlar da bugün öğleden sonra gelecek. İzleyicilerimiz Bloomberg HT ekranında takip edebilirler. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Konut satışları tarafında en son yıllık bazda %34'lük bir düşüş aktarmıştık ama yine de 117.800 gibi kuvvetli bir veriyle karşılaşmıştık. Şimdi dönüyoruz. Aralık rakamı geldi. Hemen detay da verelim. Türkiye genelinde 2022 yılında 1.485.622 konutun satıldığı ile ilgili başlığı verdi bize TÜİK. Arkadaşlar da birazdan son dakikalarını paylaşacaklar ama ben açabildiğim kadarıyla bülteni biraz satır başlarını da vermek istiyorum hızlıca. 2022 yılının bir önceki yıla göre %0,4'lük bir azalışla konut satışlarında karşımıza çıktığını görüyoruz. İstanbul konut satışlarında 259.654 ile %17,5'la aslan payını almış vaziyette. Satış sayılarına göre İstanbul'u 126.166 konut satışı ve %8,5 payla Ankara, 83.502 konut satışı ve %5,6 payla İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 468 konutla Ardahan, 910 konutla Hakkari, 956 konutla Bayburt olarak karşımızda. Türkiye genelinde Aralık ayı özeline gittiğimizde ise 207.963 konutun satıldığını görüyoruz. %8,2'lik bir azalış bir önceki yıla kıyasladığımız zaman. Konut satışlarında İstanbul'da Aralık'ta 36.744 ile %17,7 ile en büyük payı takip ettiğimizi hatırlatalım. İpotekli konut satışları 21.796 olarak gerçekleşti. Orada %51,8'lik bir azalış var. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %4,8'lik bir azalışla 280.320 olarak karşımızda. Toplam konut satışları içerisinde ipoteklilerin payı Aralık'ta %10,5, 2022 tamamında ise %18,9 olarak gerçekleşti. Diğer satış türlerinde de 186.167 konut el değiştirdi. İlk el konut satışları sayısında Aralık ayında %1,5 artış var. 77.889 olduğunu belirtelim. Bununla beraber toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı Aralık'ta %37,5, 2022 tamamında ise %31 olarak karşımızda. İkinci el konut satışlarında 130.074 seviyesi Aralık ayı için karşımıza çıktı. Önceki yıla göre %13,1'lik bir azalışı olduğunu belirtelim. Son başlıkta da yabancıya konut satışlarını vereceğiz. 2022'de 67.490 konut satıldı yabancılara ve bununla birlikte toplamdan aldıkları payda da %4,5 civarını takip etmekteyiz. Yabancılara Aralık'ta 6.386 konutun satılmış olduğunu da belirtelim. En çok uyruklarına göre yine Rusya Federasyonu vatandaşlarının 2022 yılında Türkiye'den konut sahibi olduklarını izliyoruz. Rusya Federasyonu vatandaşları bu yıl içerisinde 16.312 konut satın aldılar. İran vatandaşları 8.223 ile takip etti diyebiliriz. Ve Aralık'ta da yine Rusya'nın bir numarada yer aldığını görüyoruz. Pek çok detay var ama öncesinde manşetleri bir yorumlayalım. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizimle beraber bu sabah. Cansel Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Aralık ayı rakamlarıyla beraber 2022'nin tamamına ilişkin fotoğrafta netleşmiş oldu. Konut sektöründe en azından öncelikle satış rakamlarından başlayacak olursak nasıl bir seneyi geride bıraktık? Önce orayı yorumlayalım isterseniz. Aslında Aralık ayında bütün yılın kaybını, öncelikle merhaba, Aralık ayında bütün yılın kaybını karşılamış olmanın şaşkınlığı içindeyim açıkçası. 207 bin konut satışı geçen senenin en yüksek rakamı. Gerçi Aralık ayı her zaman yüksek olur ama bu gerçekten %100'e yakın bir artış bir önceki aya göre. Tabii geçen sene aralığına göre düşük ama bu senenin aralığına, yani Kasım'ına göre neredeyse 117 binden 207 bine bir 100 binlik artış var. Yılı geçen seneyle aynı rakamda kapatıyoruz. Tabii alt başlıklara bakmak gerekiyor Zeynep Hanım. İpotekli satışlarda durum nedir diye %30 artmış durumda Kasım'dan aralığa gelişte. Aralık ayındaki takribi 21 bin ipotekli satış bir önceki yıla göre o da yarı yarıya düşmüş durumda. Yani aslında yıl içindeki değerlendirme daha iyi, bir önceki yıla göre değerlendirme daha kötü bir
senaryo görünüyor 2022 yılında, 2021'e göre kıyaslarsak. Tabii aslında bir beklenti vardı. Aralık ayında kampanya beklentisi nedeniyle alımlar biraz gerilemişti. Demek ki bu potansiyel durmasaydı bu rakam 207 bin değil daha yüksek olurdu diye düşünüyorum. Şu anda çünkü Ocak ayında bekleyen talebin kampanyada istenilen faiz oranlarını ikinci elde yakalayamaması nedeniyle gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Aralık'ta bir bastırılan bir talep vardı. O da bunun içerisinde dahil değil diye düşünebiliriz. Yabancıya satış bizi şaşırtmadı. Zaten yabancıya her zaman verilen rakamlar yani aşağı yukarı 6 bin civarında bekliyorduk. Her sene bir önceki seneye göre bir miktar artıyor. Aylık ortalamada 5-6 bin konut satılıyor. Bunun da takribi %30'u da Körfez ülkelerine satılıyor. Dolayısıyla Rusya'da bizi ilk sırada olmasıyla şaşırtmadı. Bunlar bizim hani genel olarak beklediğimiz şeylerdi diye yorumlayabiliriz. Peki beklenen dediğiniz ve artık açıklanmış olduğunu bildiğimiz konut kampanyası size göre sektör üzerinde nasıl bir etki edecek? Burayı da açalım isterseniz. Çünkü genellikle bu tip kampanyalar iyi niyetle açıklansa da sonuçta fiyatları tekrar yükselten bir unsur olarak maalesef geçmişte de karşımıza çıktı. Şimdi tabii iki etkisi var. Birincisi talebi yoğunlaştıracağı için, ikisi de satışı motive ettiği için. Yani bir denge sağlanması gerekiyor ama burada kampanyanın bence en önemli özelliği, sorun da diyebiliriz bunu, aslında gereklilik de diyebiliriz. İki taraftan da bakmak lazım. Birinci el konutlara sadece yönelik olması. Aslında alım gücüne baktığınız zaman birinci elin alım gücü o kadar yüksek değil Türkiye'de. Her zaman birinci eldeki konut satışlarını %30 civarında oluyor, görüyoruz son 3 senedir. 2020'de de, 2021'de de aynı şeyi gördük. 2022'de keza aynı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla aslında biz bu kampanyada sadece %30'a yönelik bir kampanya yapılmış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ikinci el konutların olmaması bir problem. Ama öte yandan da ikinci el konutlar olsaydı o zaman da fiyat baskısı çok yukarı çıkardı. Onun da piyasaya olumsuz etkisi olurdu. Dediğim gibi her iki taraftan da bir denge var burada. Dolayısıyla bu yapılan kampanyayı sınırları dahilinde yapılmış ve hani piyasayı çok yükseltmeden bir motivasyon verilmeye çalışılmış sınırlı bir kampanya olarak düşünmek lazım. Herkesin bu krediye ulaşması mümkün değil gibi duruyor. Şimdi bugün öğleden sonra konut fiyatları ile ilgili veriyi de karşılayacağız. Geçen sene örneğin İstanbul tarafında %200'ü bulan bir konut fiyat artışı geçen veri setinin içinden çıkmıştı. Türkiye geneli içinse %180'in üzerindeydi. Bugün karşılayacağımız veriden neler beklersiniz? Konut fiyatlarının önümüzdeki süreçte neler bekler? Çünkü siz de az önce talepten bahsettiniz. Genelde hep yayınlarımızda altını çiziyorsunuz. Bir barınma sorunu var diye aynı zamanda inşaat maliyetlerinin de hep rekor kırdığını izliyoruz. Evet, şimdi aslında şöyle bir sıralama var yatırım mantığında. Araba alamayan telefonunu değiştiriyor, ev alamayan arabasını değiştiriyor, ev alamayan yine ev alamıyor aslında. Tasarruf etme motivasyonu aslında çok kayboldu insanlarda. Çünkü artık ev o kadar erişilemez bir rakama geldi ki insanlar için eskisi kadar tasarruf etme düşüncesi yok ve dolayısıyla harcamayı arttırıyor bu. Hani bir toplumsal bir problem aslında. Erişilebilir konut hala devam ediyor sorun. Barınma sorunumuz yakın vadede çözülebilecek gibi de değil. Bu kampanya da çok çözecek gibi görünmüyor. Erişilebilir konutta sorunumuz devam ediyor. Tabii bir takım önlemler alındı. Onlar hani kampanyaları, işte emlak konutun yaptığı yeni konut edinimi gibi şeyler güzel ama yine de aslında ihtiyacın hızına erişemiyor bu kampanyalar. Dolayısıyla özel sektörü bu konuda motive etmek gerekiyor. Ama yine dediğim gibi maliyetler buna da çok izin vermiyor. Başka, yani şapkadan tavşan çıkacak başka yöntemler gerekiyor açıkçası. Onları da şu anda çok ekonomik şartlar altında göremiyoruz piyasada. Takip edeceğiz. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, çok çok teşekkür ederiz bizim için ayırdığınız değerli vaktiniz, yayınımıza katkılarınız için. Ve kapatırken programı borsa ile ilgili bir yorum verelim. Emre Çayırlı, Thrive Araştırma Müdürü, borsa için hedef seviye telaffuz eden nadir isimlerden bir tanesiydi. Neler söyledi ekrana getirerek bugün piyasa masasını noktalayacağız efendim. Hoşçakalın.
Bu hafta içerisinde hem küresel çapta yaşanacak gelişmeler önemli olacak. Hı. Davos zirvesi başladı. Yurt dışından gelecek mesajlar önemli bir yer teşkil edecek. Avrupa Birliği Merkez Bankası FED'e dair beklentiler nasıl şekilleniyor? 2023'te ekonomik büyümeler ne yönde bir yapı içerisinde olacağına ilişkin açıklamalarda yine aynı şekilde etki yaratabilir. Diğer taraftan iç piyasaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın kararı yine bu hafta içerisinde istü üzerinde etki yaratabilecek bir potansiyeli barındırıyor. Ama genel itibariyle geçtiğimiz süreçteki satışlar sonrasında yine geçtiğimiz haftanın son günlerinde biraz toparlanma vardı. Bu hafta içerisinde BIST 100 için bence 5050 puan seviyesi önemli bir bölge. Eğer bu bölgenin üzerine geçmeye başarırsa biraz daha yukarı yönlü hareketler ön planda kalacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki son 3 ayda olduğu gibi, yılın son 3 ayında olduğu gibi çok hızlı bir şekilde rally yaşanmıştık. Mevduat tarafında biraz daha aslında yatırımcılar borsayı tercih ediyor gibi gözüküyor son dönemde. Ama Merkez Bankası'nın almış olduğu karar sonrasında özellikle bankalar tarafında biraz daha aslında karlılığı arttırabilecek, biraz daha canlandırabilecek bir durum ortaya gelmiş durumda.